Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün Legion'ın yeni haliyle oynayacağım. Birkaç yenilik aldı kendisi, biliyorsunuz ki. Güncelleme notları videomu izlemeyen varsa hızlı bir şekilde aldığı yenilikleri anlatayım. Legion özelliğini kullanarak vurduğu her kurban başına 0,2'lik bir hız artışı kazanıyor arkadaşlar. Ve özelliğini kullanarak 4 kişiyi derin yara efektine sokup ardından 5. vuruşu da yapabilirse 5. vuruşu yaptığı kişi direkt olarak yere düşüyor. Ve son olarak Legion'ın özelliği bittikten sonra 4 saniye yerine 3 saniye stun yiyor artık. Şimdi gençler, maç bulana kadar hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. Şu 2 perk'ü bu seferlik es geçeceğim. Direkt bugünkü olayımıza geçelim. Zaten bir 10 gün önce falan bunun videosunu çekmiştim. Çok da beğenilmişti. Hem yeni Legion'ı göstermiş oluruz, hem de bu eğlenceli build'i tekrar yapmış oluruz. İlk perk'ümüz ruh öfkesi. 2 tane palet kırdıktan sonra bu perk'ümüz aktif oluyor. Bu perk aktifken yediğimiz ilk palet stun'da palet otomatik olarak kırılıyor. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan. Ve bu perk'ün yanına bir de dayanıklı perk'ü aldım. O da palet sersemletmelerinin süresini %45 düşürüyor. Yani ruh öfkesi perk'üm aktifken stun yediğim zaman palet otomatik olarak kırılıyor. Ve sersemleme sürem yarıya düştüğü için kurbanı çok hızlı bir şekilde yakalayabiliyorum. Bu gördüğünüz iki perk'ü müthiş bir eklentiyle destekledim. O da parıltılı düğme eklentisi. Şu işe yarıyor. Özelliğimizi kullanırken bir paletin üstünden atlarsak palet otomatik olarak kırılıyor. Yani özelliğimizi kullanıp paletlerin üstünden atlayacağız. Paletler otomatik olarak kırılacak. Bunu 2 kere yaptığımız zaman şu gördüğünüz ruh öfkesi perk'ümüz aktif olacak. Ve ondan sonra palet stun yediğimizde hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ederek kurbanları avlayacağız. Evet gençler, yarım saattir bekliyorum, sonunda maçımıza girebildik. Test server'da killer oynarken çok zor maç buluyor. Kurban tarafındayken denemiştik, hiç beğenmemiştim, zaten bir önceki videoda izlemişsinizdir. Bakalım katil tarafında kolay bir şekilde yakalayabileceğiz mi kurbanları? Çok evlilere bulaşmayı planlamıyorum. Onun harici istiyorsa 4 escape alsınlar, çok önemli değil. Biraz Legion deneme maçı olacak benim için. Kankiler ne yapıyorsunuz ya? Böyle erkenden başlayalım ha. Erkenden başlayalım arkadaşlar, ne diyorsunuz? Şuna bir. Diğeri nerede? Şuna iki ya. Şöyle 3 yapsak, yapabilir miyiz 3? Yaparız, niye yapamayalım? Ne dersiniz? Yapamadık. 3'ü yapamadık. Özelliğimiz süresini arttıran eklenti lazımdı ya. Oo, sen ne yapıyorsun? E sen sattın kanks maçı şu an. Oo, bunlar satış team ya. Neyse güzel, test server'da zaten ne yapacaksın ki değil mi? Şimdi arkadaşlar şuna şu paleti devittirsem tamam mı? Şöyle paleti kırsam şok geçirir mi? Geçirir diye yorumladım. Gayet güzel. Burayı sabotaja falan mı geleceksin acaba, ne yapacaksın? Allah'ım ya Rabbim ya. Bak üstteki çakala, bak üstteki çakala. Sabahtan beri oradaki jeni yapıyor, biliyor musunuz? Sabahtan beri şu jeni bir bırakmadı ya. Şimdi 3 kişiye vurduk. 4. nerede? Burada. Ona yetişebilir miyiz? Ona yetişsek 5. vuruşu yapıp düşürürdüm birisini yere, ama işte özelliğimiz biraz hızlı bitiyor. Ama şey çok iyi olmuş. Hızlanıyoruz ya. Bayağı iyi olmuş. Onu bayağı beğendim. Lan bu kim anasını satayım? Bu arada Spirit Fury'm aktif. Paletlere kafa atmaya başlayabiliriz. Ya tamam at. Ya kal burada kal. Slug gel, seni asalım gel. Minik minik troll denemeceleri. Haa, arkadaşını kalmış. Dur şuna bir palet şokunu yaşatalım ya, ne dersiniz? Aman ne oldu ya? Atar yapıyordun. Arkadaşlar, tenhada atar yapanın kalabalıkta özür kabul olmazmış. Laf yanlış oldu arkadaşlar, siz onun doğrusunu şey yaparsınız. Ben kelimeleri verdim, cümleyi siz oluşturun tamam mı? Arkadaşlar bana normal chase attırmayın, biraz özellik kullanayım ya. Armut oynuyorsunuz anasını satayım. Ha biraz hızlanalım ya. Şöyle. Tamam. Şuna gidelim. Ya çok uzağa kaçıyorlar ya. Çok uzağa kaçıyorlar ya. Neyse şimdi tanılıyor gibi olmayalım, şunu indirelim. Oğlum adamları şaşırdım lan, öyle bir dedard attı ki. Bak yemin ediyorum adamları şaşırdım. Aha base yedin. Burası şeye benzemiyor mu? Leatherface'in ilk filmi izleyenler varsa biliyordur. Bak şöyle sürgülü bir kapı vardı şurada. O sürgüyü açıp bodruma götürüyordu kurbanları. Yani öyle bir merdiven altı olmuş. Ne yapıyorsun şu an? Bomboş oyun oynuyorsunuz ya. Bomboş oyun oynuyorsunuz ya. Bir tane vursaydım lan. Oo kanka, gelip gelmediğimi anlamadan direkt pencereden falan atlıyorsun sen. Ne ayak? Orada palet var. Respect attığımı sanmayın, şimdi bunu halledeceğim.
Halledemedim arkadaşlar. Zortladın sanki. Hani o spotu daha iyi oynayabilirdim. O spot tamamen benim hatam. Spirit Fur'um var ya, onu bekletiyorum da. Çakalı bir kes ya, çakalı. Devirsene kanka. Allah Allah. Bir tane perk deneyi ekliyoruz anasını satayım. Manyak manyak hareketler yapıyorsun ya. Onun içinde bana mı gülüyor lan? Bana mı gülüyor arkadaşlar o? Ne ara geldin de aldın anasını satayım. Nasıl? Niye öyle oldu? Adam daha yeni alındı diye mi öyle oldu? Ne oldu arkadaşlar, ben anlamadım. Lan bir tane özellik vurdum. Niye bitti özelliğim? Bak 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 bak. Çakala bir bak ya, çakala. Çakala bir bak ya. Belki yetişirim dedim de. Bak bomboş. Nereye kaçacak şimdi adam? Bir tane palet buldu ama o palet berbat bir palet. Yani bir iki tur atarsa atar. Survivor tarafını aldık ama katil tarafına da çok basit geçiyor. Tabi adamlar da kötü. Onu da unutmamak lazım. Kanka ne ara o kadar gittin? Özelliğim bitti anasını satayım. O spot neymiş? Bu ne yapıyor? Bu öküz ne yapıyor? Kanka berbat spot, ne yapacaksın ki? Dedert. Hiçbir şey yapamaz arkadaşlar, hiçbir şey. Çok kötü spotlar. Yani müthiş bir camp alanı değil mi arkadaşlar? Şuna bak. Böh. Kanka alsaydın ya arkadaşını. Ne bu cimrilik? Değir mi onu? Ya bir dur, Spirit Fury kullanalım ya. Ya bir dur ya. Hedge önünde falan bir anda şey olmazsa aldık gibi maçı. Survivor'da neye ağladıysam kurbanlar da bizzat onu yaşadı. Gördüğünüz gibi şu yolun şu başından şurasına kadar hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey. Ev var sadece. Yok hiçbir şey. Bak görüyor musunuz? Bak. Bak şöyle daha hızlı götüreyim sizi. Yani şu minik park var şurada. Yol bomboş. Bir tane şu paleti yemişiz. Gençler şimdi Legion'a bir tane eklenti saktım. Eklentimizi bir anlatayım hemen. Yabani cinnet ile açılmış bir derin yara etkisi altındayken, yani özelliğimizi kullanarak bir kurbana vurduysak, kurban derin yara efektine giriyor biliyorsunuz ki. Bu derin yara efektinden kurtulduktan sonra tamamen iyileşene kadar kan kaybı durum etkisi altına giriyor. Kan kaybı durum etkisinin yeni halde şu arkadaşlar. Zaten anlatmıştım güncelleme videosunda, yine anlatayım. Diyelim o kurban heal'lanmaya başladı. %50'ye kadar getirdi kendisini. Ama medkit'i bitti. Veya ben onu buldum, kovalamaya başladım. Bir şekilde iyileşmesini engelledim yani. Kurbanın iyileşme barı her 1 saniyede %7 geriye gidiyor. Yani o kurban tamamen iyileşmeden iyileşme eylemini sonlandırırsa barı yavaş yavaş geriye gitmeye başlıyor. Bir süre sonra da sıfırlanıyor. Şimdi bu eklentiyi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu maç kimse Haddonfield atmamış. Bakalım otomatik olarak gelecek mi, yoksa Legion'ı başka bir haritada mı deneyeceğiz? Bir de kurbanlar gördüğüm kadarıyla biraz güçlü. 4000 saatli var, 2500 saatli falan var. Zaten şöyle bir şey var. Legion'ı şu an beğenmeme gibi bir olayımız yok. Çünkü Legion hani bir değişikliğe uğramadı. Güçlendi. Bu arada adak atmadık ama Haddonfield'i yine verdi bir şekilde. Hani Legion'a yine yaptığımız şeylerin aynısını yapıyoruz. Sadece arkada pasif bir şekilde kendi kendine hızımız artıyor. Stun süremiz daha düşük falan. Yani Legion'ı beğenmeme gibi bir ihtimalimiz yok aslında zaten. Ooo! Kate Hanun. Devirir misiniz onu? Respect attırır tabii de. Yani Legion'a respect'in bir önemi olmuyor ki. Sonrasında hızlı bir şekilde tekrar devam ediyoruz yolumuza yani. Ne oluyor burada? Lan ne oluyor? Ya öküz. İyi AFK arkadaşınızı asıyorum o zaman. Devirmez paleti diye düşündüm. Keşke bekleseymişiz, hem Spirit Fury'yi de kasardık. Yapacak bir şey yok. Vuracağız. Yeter ki hızımız artsın. Oradan bir tane şuna. Ya da dur bakayım. Şöyle yaparız. Şu full olan nerede? Lan oğlum. Ya özelliğim çok şey ya. Hemen bitiyor bir yerden bir yere gidene kadar. Bu arada bu pencere çok güçlü. Bunu hiç kovalamayacağız arkadaşlar. Eve girerseniz iş biter. Evlere girerseniz iş bitiyor dediğim gibi. Merhaba. Yine mi sen anasını satayım? Zort. Allah. Lan niye de dart attın? Bak özelliğime de dart attı, gördünüz mü? Tamam gel seni alalım kanka. Çakala bak neler yapıyorsun ya şu an. Adam akıllı düş lan. Flash save'cimiz var ya, flash save'cimiz. Sen nereye sürünüyorsun? Gel bakayım buraya. Lan bu alt kat neymiş? Aa bak, buranın alt katını görmemiştim. Şey gibi, Springwood'daki garaj gibi bir şey sanırım. Şu paletle şöyle bir kıralım. Allah kahretmesin ya. Niye öyle acele ettik? Şimdi Feng'e bumaramızı yapacağız. Oy, tam bunu bekliyordum işte. Tam bunu bekliyordum. Sakin oynamaya çalışsam da batırdım maalesef. Yani orada sattık ama Spirit Fury ile çok iyi toparladık. Frenzy'de de 180 yemezsin Ahmet ama, değil mi arkadaşlar ya? Stun sürem az olduğu için artık yaralı kişileri özelliğimle kovalayacağım arkadaşlar. Çok daha mantıklı.
Çünkü dibine gidip özelliğinizi bitirdiğiniz an, bak çok hızlı çıkıyorsunuz standdan. Palete yetişecek yine ama yetişmedi. Hanımefendi, bir tane vurursam size de hızım artacak. Tamam, şimdi kancaya doğru gidelim. Şuraya da vursam aslında çok güzel olur, biliyor musunuz? Ah be! Özelliğim tam bitiyordu ya o sıra. Belki denerim dedim de. Kanka sen onu devirdin de o palet çok kötü bir palet ya. Yani... Aaa işte o sıkıntı. Onu atarsa sıkıntı. Kıvrak atmasaydı zor bir paletti. Sen ne yapıyorsun? Flash save'ci. Ha? Flash save'cimiz mi buradaymış arkadaşlar? Bak işte bunları diyordum. Bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. Artık Dead Art atabiliyorlar frenzinize. Burada özelliğim bittiği için bekleyemedim. Ya bak çok kötü spot. Adam oyunu biliyor gibi ama bir şey yapamaz. Niye yani yapamaz. Küçük çünkü, anladınız mı? Spot küçük. Yani şu spotta eğer stun yemezseniz o kurban size hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Da var ya. Nereye gidiyorsun, nereye, nereye, nereye gidiyorsun, nereye? Nereye gidiyorsun, nereye? Dur, Spirit Fury'yi bir aktif edelim. Normalde kırmadan yakalardım da bunu. Çok açıktasın. Özelliğim gelirse hemen kullanmayı planlıyorum. Yaralı falan diye acımayacağız arkadaşlar. Özelliği kullanacağız ki aradaki farkı kapatalım. Çok güzel. Zortingen. Harita var ya, berbat ya survivorlar için. Yemin ediyorum berbat. 4000 saatli, 3000 saatli adamlar şu an rezil oluyor anasını satayım. Kanka seni istesem düşüreceğimi anlamışsındır zaten herhalde ama. Ya da düşürelim ya. Ona yetişemeyeceğim çünkü. Hani dedardı var mı yok mu anlamadım. 2 saattir bir arkasına bakıp duruyor anasını satayım. Palet devirir mi devirmez mi? Ne diyorsunuz? Devirdi. Güzel. Tamam, şimdi geri dönüyoruz. Ya salaksın ya, salaksın ya. Ulan Dead Art'ını harcıyor, son asılışı. Kovalasam ölecek. Yani tamam, normalde mantıklı frenzisini bitirmek bunun. Çünkü çok güçlendi frenzisi. Kıvrak atacaksın. Ama yani son asılışı olan adam da Dead Art'ını niye harcıyor arkadaşlar, değil mi? Vurayım arkadaşına gideyim yani. Yanlış mıyım? Devirdin şimdi onu. Merhaba. Size gelelim, tamam, okey. Tamam, farkı indirdik. Belki paletten geçer. Devirdi ya bir de paleti. Gel bakalım buraya. Dead Art atamayacağım bu sefer kankam. Stun süremizin azalması çok iyi bu arada ya. Bak şimdi maçı kazanmam garanti olduğu için evde biraz kovalayacağım bunu. Evin ne kadar güçlü olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Gerçi yetişemeyebilir. Evin güçlü olduğunu anlayalım da. Uzun taraf ya o gittiği taraf. Hiçbir şey yapamadı o yüzden. O Dead Art ne kankam? Ulan var ya. Saçma saçma Dead Art'lar yiyorum ya. Allah'ım çıldıracağım. Test server'da bile bulamıyorum ya. Gençler bakın, şu adam 3800 saat. Şu Bra 2178 saat. Ama ikisi de hiçbir şey yapamadı. Eve girmeye çalıştılar. Orada da hiç iplemedim adamları. Düz dışarı spotlarında kovalayıp hiç zorlanmadan dördünü de aldım. Ha tamam, çok jene falan oturmadılar. Ben orada değilim. Chase'lerden bahsediyorum. Chase'lerde gerçekten hiç zorlanmadım. Gençler, ikinci eklentimi yine değiştirdim. Birkaç değişen eklentisi var çünkü Legion'ın. Onları deniyorum. Az önceki gayet vakit kaybettirdi kurbanlara. Heal barları gerilemesin diye tamamen iyileşmeye çalıştılar. Böylece jeneratörlere hiç oturamadılar. Şimdi taktığım eklenti de şu. Yabani cinnetin vuruş başına hız bonusunu 0,3 metre bölü saniyeye çıkarır. Yani özelliğimizdeyken bir kurbana vurduğumuzda 0,2'lik bir hız bonusu kazanıyorduk ya. Bunu 0,3'e çıkarıyor. 4 kurbana da vurursam 0,8 yerine 1,2'lik bir hız artışı kazanmış oluyorum. Hızımız çok ciddi artacak gibi bu maç. Evet gençler, yine Haddonfield'dayız. Kurbandayken ne kadar bezdiysem Killer'da da o kadar hoşuma gitti Haddonfield oynamak. İki maç da kolay geçti diye herhalde. Vay, bunlar Treyarch başladı ha. Lan buradan niye geçemiyorum? O neymiş ya? David, bir denecik vurayım la. Uf! Oğlum vuramadım sanmıştım, üzülüyordum lan. Var ya, vallahi üzülüyordum, size bir şey diyeyim mi? Dedim ya arkadaşlar. Çok iyisin. Lan şuradan atlanmıyor mu? Diğerine yetişemeyeceğim. Tamam, şunu alalım artık. Lan bu palet niye indi? Bu palet niye indi? Ha? Açıkla bana.
Bak oradan bana el kol hareketleri yapıyorlar ya. Oo. David ve Claire var ya, ağır armut. Flash'a mı geliyoruz kankam? Sana bu paleti devrettirmem lazım. Beni nasıl yaparız? Çok iyisin. Biraz daha kurcalasam bunu düşürürdüm de palet. Paleti alayım, spirit. Ruh öfkesini aktif edeyim dedim. Bunlar ne yapıyormuş burada? Hanimiş tontoşlarım? Meg ne yapıyorsun kanka? Gözünü seveyim ya. Neye kaçıyorsun anasını satayım? Bu ne yapıyor? Sen adamsın ha, biliyorsun değil mi? Güzel, farkı iyi kapattık. Gel bakalım. Sonra David tanılıyor falan diye ağlamasın. Oğlum bu tarafı da uzunmuş lan buranın. Ne diyorsunuz? Ya hayır ya. Prefire düzgün atabilsem alırdım bunu ya. Prefire düzgün atabilsem çok rahat alırdım da bunu. Adam yani diyor ki ne burası, ne diyor yani, haklı anasını satayım. Ne bu, buradan atlayınca ne oluyor ki? Uzay boşluğuna falan düşüyoruz galiba o pencereden atlayınca. Çok işlevsiz yani. Vay 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 vay. Kolay gelsin. Hanımefendi aşağı atlamak ayıp değil mi? Arkadaşlar Legion'dan kaçılır mı böyle ya? Oyun istiyor oyun abisi, oyun istiyor oyun. Bu armutlar ne yapıyor orada? Ay, Ember'i deneyebilsem. Lan David, lan David. Bir tık anla kesin be. Ne yapıyorsun? Flash yiyeyim mi? Flash. Ya var ya. Hadi slaglardım da neyse hadi. Hadi Spirit Fury'yi çalıştırma vakti. Aman tanrım, neler oldu öyle. Oğlum şu içime girme işini yapmayın, ne kadar sinir bozucu bir şey ya. Bu tree'yi yemeyen var mı arkadaşlar? Eira'nın videolarında da görüyorum, katillerin içine falan giriyor böyle, adamların aklı şaşıyor anasını satayım. Şaşırıyorlar böyle saçma sapan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun, bana bir açıkla. Kanka yerini görebiliyorum, haberin olsun. Onu tam bilmiyor herhalde arkadaşlar, öğrenir, yakında öğrenir. Test server'dayız ya, çok dengesiz arkadaşlar. 4000 saatli adamla geliyor, 20 saatli adamla geliyor. Burada MMR sistemi olmadığı için biz şu yayıncıyla kovalaşalım biraz. Anlaşılan istiyor. İstediğini verelim bakalım biz de o zaman ona. Şöyle senin mende bir sokalım. Tamam, sıkıntı yok. Benim için daha iyi. Vakit kaybetmiş oldun. Biliyordum balansı olduğunu ya. Yetişemedik. Belki dedim havada vururum da. Bu çakal iyi ya, bu çakal. Şöyle önünü keseceğiz. Tamam, bir palet daha. Kaza kurşunu diyelim. Oğlum ne oluyor anasını satayım? Adam şu an bunlara sövüyor, bunlara. Ben onu istiyorum, sizi değil. Aşağı neymiş kanka, güzel. Gel bakalım. Tamam. Yayıncı koruma timi de aktif anlaşılan. Spirit Firm'ü biliyor. Ya predrop yapacak. Dön 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 dön. Biliyor işte bak. Spirit Firm'ü biliyor çünkü. Şimdi predrop. Zortladın kanka bir şekilde. Yani yine devirmemesi lazımdı. Sonuna kadar öyle oynaması lazımdı. Çünkü deneyeceğim orada yani. Spirit Fury'm var değil mi arkadaşlar? Ama bu biliyor oyunu. Belli ediyor yani. Yalnız istediği kadar bilsin. Spotlarda ne kadar kolay avlandığını görüyorsunuz arkadaşlar adamın. Sırf haritadan dolayı. Şu adam mesela Macmillan'da beni çok rahat döndürür. Spotları erken devirmiyor. 2-3 tur atıyor. Çok bilgili oynuyor. Evi de çözmüş. Pencerelere falan doğru gitti. Ama ona rağmen loop süresinin ne kadar düşük olduğunu gördünüz adamın. Demek ki olay benlik değilmiş. Ben kurban videomda çok zorlanmıştım ama. Sana inanamıyorum ya. Urban'ın mı var gerçekten ya? Urban artı sprint yapmış ya bir de. Bir tane abonemizden aldığım trik arkadaşlar. Tam özelliğim biterken öne doğru buslanıyorum Legion'la. Legion'a yeni falan başlayanlar varsa onları aktarmak için söyledim. Tam özelliğiniz biterken sol tıka basa tutarsanız özelliğinize daha ileri atılıyorsunuz. Böylece kurbanlarla aranızdaki farkı kapatabiliyorsunuz. Ya oğlum ben de oynuyorum oyunu, ne olur ben de hiç bulayım ya. Ya ben de para verdim bu oyuna ya. Püh! 4 maç attım, siz muhtemelen 15-20 dakikalık bir video izliyorsunuzdur. Ama 4 maç için en az 1,5-2 saat beklemişimdir. Çok zor maç buluyor. Legion ana oyuna eklendiğinde tekrardan çekerim, merak etmeyin. Ben şeyi merak ediyorum ya. Ghostface kurban videosunda hiç karşıma gelmedi ya. Ben de Ghostface'i oynamayı becerebilen birisi değilim. Ki harita açık. Yani ortaları falan çok açık. Ghostface için nasıl olur bilmiyorum. Yarın Ghostface videosunda bakalım zortlayacağız mı? İleri geri falan yapıyor böyle. Trik yapıyor aklı sıraya. Bu sağır kim? Güzel deniyorlar ha 180'e. Tam böyle bir yiyecek gibi oluyorum. Son anda bir gülme geliyor. Okey, özelliğimiz bitti. Merhaba, kolay gelsin.
Sağlık var mı? Aa oğlum, o da yaralıymış lan. Ben onun yaralı olduğunu anlamadım. Bu arada addonlarım bitti. Ya ciddi misin ya? Attırdın mı o respect'i ya? Şu palete devirir misiniz artık arkadaşlar? Kıracağım kafanızı yoksa. Artık yani kanka, bir süre sonra devireceksin. Ne oluyor burada? Sen devireceksin o zaman. Haha CJ deneyecekti. O kadar belliydi ki CJ deneyeceği. Bu çakal ne yapıyor bu çakal? Bu kim ya? Fang mi bu? Of, çok güzel havadayken vurduk. Of, müthiş. Bunu almaya giden yok mu? Şu Jake Park'a yetişebilseydim 4 kişiye vurup 5.yi direkt düşürecektim de. Olmadı. Kanka ciddi misin ya? Güçlü pencere, güçlü pencere. Ah be. Neyse, arkadaşına nasip oldu. Çok açıkta kaldı. Oraya dedard atacaksın değil mi çakal? Oraya dedard atacaksın. Kanka bir siktirip gider misin hayatından? Anana zeval gelsin istemiyorsan gider misin artık? Uuu, güzel dedard. Güzel dedard. Buraya giden sorular yordum. Arkadaşınızı mı kaldıracaksınız? Tabii kaldırabilirsiniz efendim. Tabii efendim, tabii. Putin stop war. Tabii efendim. Sana da vuralım. Ulan birkaç kişi mendini çözseydi şu geri düşürmeyi bir yapamadım ya. Dördüne birden vurabilmem lazım onun için. Merhaba. Oy 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 oy. O kadar şeyden sonra mendi verdim ya bir de. Bu çok zor bu arada ya. Dördüne birden şey yapmak çok zor. Hani dördünü vurup sonra bir de beşinciyi vuracaksın. Ne oluyor şu an bana? Niye bana flash save deniyorsunuz şu an arkadaşlar? Ya Orhan baba gel şuraya ya. Açık açık yerlerde dolaşıyorsun. Ölünce abi ben öldüm. Ah Orhan baba. Ha? Lan oğlum. Oh yanlışlıkla çıktı arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani gerçekten tamamen dil sürüşmesi olarak adlandırılıyor. Vallahi bunlar da özgüvenli başladı. Moonwalk'lar, deadart'lar falan. Ama spotlara hiçbir şey yapamıyorlar. Spotlara hiçbir şey yapamıyorlar. Burası da çok uzun ya. Dur seni şu taraftan kovalayalım da. Bebek arabasına takılmak zorunda kal. Bu spot iyi bak. Bu bana koyayım seni totem gibi. Kanka sen çok abartıyorsun bu dönme işini ya. O ne yaptı lan oradan? Ne topladın oradan? Bir tane de bana verdin ne topladıysan. Sen niye böyle gevşek gevşek oynuyorsun? Test ver oradayız diye mi? Okey. Abi palet kırma eklentim olsaydı seni görürdüm de. Seni görürdüm de. Ben bu spotu kırmam kardeşim. Bu spotu kırmadan seni yakalarım. Yakaladım da galiba. Yani bu. Spotlar bu arkadaşlar. 2 tur atarsın, 3 atarsın. Hadi 4'ü de at. Mutlaka düşersin bir süre sonra. Ya, ne oldu, şaftım kaydı. Nereye geldim lan? Ulan eliniz ayağınız tutmuyor. Bir tek flash save öğrenmişsiniz. Klik de klik, klik de klik. Şunu yapmasana artık. Aa ne oldu? Oğlum bunun olayı ne ya? Ben şu an o adamı niye düşürdüm? Özellikle vurmadım mı ben o adama? Arkadaşlar ne oluyor? Adamı özellikle vurdum, yere düştü. Buna normal vurdum, mende geçti. Oğlum nasıl? Alo? Oyunun bug'a mı girdi, ben anlamadım. Palete baksana anasını satayım. Armut gibi palet ya. Orada bir şeyler yaşandı ama hayırlısı. Bak sabahki videomda adam bu yapıyordu. Arkadaşlar bu nasıl bir cümle? Ya benim Türkçeme ne oldu bugün ya? Bu nasıl bir cümle ya? Evet arkadaşlar, Legion'la ilgili yorumum hani herhangi bir değişiklik değil de buff aldığı için tabii ki de olumlu. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan yine aynı şekilde oynuyorsunuz. Yine frenziye geçip kurbanlara vuruyorsunuz. Ekstradan hız artışı sağlanıyor. Ve özelliğiniz bittiği zaman stun süreniz daha düşük. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan pasif bir şekilde arkada çalışıyor zaten yeni gelen değişiklikler. O yüzden tabii ki de Legion konusunda olumluyum. Harita konusuna gelecek olursak, test serverda olduğumuz için çok jeneratör yapmaya yanaşmadı kurbanlar. Yani maçları 4 can kala 5 can kala bitirmeme aldanmayın. Ancak attığım chase'lere bakın. Chase'lerde de hiçbirisinde zorlanmadım. Yani kovalamacıya girdiğim kurbanları çok kısa süre içerisinde düşürdüm. Bu da benden kaynaklı değil, harita çok kötü. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kriteriniz can sayısı değil, girdiğim kovalamacalar olsun. Haritayı analizlerken o şekilde analizleyin. Net bir şekilde killer haritası. Bu benim fikrim, ancak çok bir öznel yanı olduğunu da düşünmüyorum. Birçoğunuz aynı fikirdedir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.